Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3. mektup. Üstadımızın talebelerinden birisi kendisine hissiyatına ortak olmak istediğini hissiyatını arz etmiş. Tabiri caizse hissedar olmak istemiş. Üstadımız da dağın başında, yüksek bir tepede bir gece vakti Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de emri üzere gökleri seyrederken Cenab-ı Hakk'ın kainat sarayındaki tecellilerinden hissedar olduğu şeyleri talebesiyle paylaşmış. Onlardan devam edelim. Biri de şöyle. Sonra Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızgîh Ayetin devamı. Ayeti hatırıma geldi ki zemin musahhar bir sefine bir merkup olduğunu işaret ediyor. Bu ayette Rabbimiz Vellezî ce'alle lekumul arda zelûlen O Zat-ı Zülcelal size yer küresini boyun eğdirdi. Sizin emrinize verdi. Böylece femşû fî menâkibihâ onun üzerinde yürüyünüz ve kulu min ve onun rızkından yiyiniz. Evet, bu ayeti kerimede zahiren Allahü Teala'nın yer küresini bizim emrimize verdiği ve onun içerisinde yaratılan rızıklardan yememiz niye bunlar söyleniyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izniyle bunun bizim emrimize verildiği, içindeki rızıkların da bize hazırlandığı hatırlatılarak Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmemiz isteniyor. Bunlar Allah'tan bileceğiz. Allah'ın mülküdür. O bizim emrimize amade kılmış. Öyleyse ona teşekkür etmemiz lazım ve sadece ondan bilmemiz lazım. İşte bu ayeti kerime hatırıma geldi diyor. Zemin musakkar bir sefine, bir merkub olduğunu işaret ediyor. Ee, evet, biraz sonra çok harika bir ifade kullanacak. Zemin bizim emrimize hizmetkar kılınmış bir gemi. Yani yer küresi bizim için bir gemi. Sanki feza denizinde, uzay denizinde yüzen bir gemi ya da bir merkup, bir binek bizim emrimize verilmiş. O işaretten kendimi fezai kainatta süratle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm. Evet. Zaten bir dağın tepesinde, dağın da yüksekçe bir yerinde bulunuyordu hayalen şöyle biz o manzara yaşamaya çalışalım. Hani nasıl büyük gemilerin bir de o büyük gemilerin üzerindeki direklerin üzerine çıksanız insan biraz daha hisseder o geminin üzerindeki durmayı, sallanmayı, gezmeyi falan. Düşünün ki gök seması bir deniz. Bu denizin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı çok gemiler var. O gemilerden bir tanesi de bizim üzerinde durduğumuz, bindiğimiz yer küresi. Hayalen bir düşünelim. Ve onun da en yüksek tepelerinden birisinde duruyorsunuz. Ben diyor kendimi fezai kainatta, kainatın uzayında, süratle seyahat eden ne kadar hızla gidiyor? Saatte 108 bin kilometre hızla giden bir gemi. Şu anda bizim üzerinde bulunduğumuz gemimiz, yer küremiz saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor. Süratle seyahat eden büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde kendimi gördüm. At ve gemi gibi bir merkube binildiği zaman kıraat-ı sünnet olan Subhanellezi sahar lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ayetini okudum. Biliyorsunuz peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam her konuda olduğu gibi herhangi bir şeye bindiğimiz zaman ne okunacağı ile ilgili örnekte de peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir örnek alıyoruz. O bir eee deveye veya herhangi bir şeye bindiği zaman bu ayeti kerimi dua niyetiyle okurdu. Ne diyor ayet-i kerimede Rabbimiz? bize ne dememiz istiyor? Subhanellezi <Sessizlik> sahhar haza. Bunu bize hizmetkar kılan Allah'ı tesbih ederiz. Ve ma kunna mukrinin. muqrinin. Bu bizim elimizde, imkanımız dahilinde olmadığı halde. Yani bizim gücümüz yetmediği halde bu varlığı bizim hizmetimize kılan, amada kılan Rabbimizi tesbih ederiz. On noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Yer küresini koca bir gemi olarak bizim hizmetimize amade kılan Allah. Maşallah. Ne kadar güzel bir mana değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın Adetullah kanlar içerisinde yarattığı harikaların farkına varmamızı da sağlıyor. Biz onları sürekli gündelik hayatımızda yapa yapa sanki bizim açımızdan adiyat haline gelmiş, normal bir adetmiş, normal bir alışkanlıkmış, zaten olması da gerekirmiş gibi alışkanlık haline gelmiş. İşte bu yanlış düşüncelerimizi düzeltmek. Ve o adi gördüğümüz olaylar içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın harika sanatlarını, kudretinin tecellilerini fark etmemiz için Peygamberimiz Aleyhisselam insan suretinde gönderilmiş. Mesela biz uyuyacağız. Yatağa kafamızı koyuyoruz. Ha, uyumak sanki normal bir şeymiş. Yatar uyurum der gibi. Hayır öyle değil. Biz uyumuyoruz. Bizi Allah uyutuyor. Bunu hatırlatmak için Peygamberimiz, Bizi öldüren, dirilten ve yaşatan Rabbimize hamdolsun diyerek dua ederek uykuya girerdi. Yani bizi öldüren yani uykuya uykuyu bize nasip eden Allah'tır. Biz uyumuyoruz. O uyutuyor da, uyumak bize lütfediliyor da uyuyoruz. Onu hatırlatmak için Peygamber Efendimiz uyurken bu duayı, uyanınca Uyanınca da ölümümden sonra beni dirilten Allah'a hamdolsun. Biz uyanmadık demek ki. Ölümün kardeşi olan uykudan bizi uyandıran Allah. Onu hatırlatmak için aslında normal bir olay değil bu. Harika bir olay. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti lazım bu olay için. Bunu fark ettirmek adına Peygamber Efendimiz vesaire. Hayatın bütün alanlarında böyle. İşte bir bineğe bindiğimiz zaman aslında o binek bize hizmetkar kılınmış o bineğin ve benim sahibim tarafından. Yoksa ben ona gücüm yetmiş de, ona hakim olmuşum da, o da bana itaat etmiş değil ki. Allah lütfetmese hangi varlığın dizginlerini elimize geçirebilir Biz sineği yakalayamıyoruz. Bir inek de böyle olsaydı ne yapardık o büyüklüğüyle? Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam bu duayı okumakla Herhangi bir varlığın bizim hizmetimize verilmesiyle bize hizmet ettiğini, Allah'ın rızası ve izni olmazsa o varlığın bize hizmet etmeyeceğini, öyleyse teşekkürü ona yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Üstad Hazretleri de bu yüce duygunun bir işareti olarak Kur'an'dan bir mana ile yer küresini bibinek olarak hayal ediyor. Sema denizinde bir gemi, ben de o geminin yüksek direklerinden birisine çıkmıştım hayalen kendimi çok hızlı giden bir geminin üzerinde gördüm. Düşünebiliyor musunuz? 108 bin kilometre hızla gidiyor. Ve diyor bu bir şey bilindiği zaman okuma sünnet olan bu duayı okudum. O zaman biz sürekli bu duayı okuyabiliriz yani yer küresi çünkü çünkü sürekli bize hizmet ediyor. Evet. Hem gördüm ki küreyi arz böyle bir hissiyata girmiş yani Üstad Hazretleri o dağda talebeleriyle bizlerle de bu hissiyatını paylaşıyor. Sonra gördüm ki hem gördüm ki kürey arz bu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Bütün semavatı harekete getirdi. Bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki, ehli fikri, mest ve hayran eder. Ve subhanallah dedim. Ne kadar az bir masrafla, ne kadar çok ve büyük ve garip ve acip ve ali ve galişler görülüyor. Evet, bunu da bir anlamaya çalışalım bir cümleyle. Biliyorsunuz yer küresi, yani dünyamız dediğimiz, küre arzımız, zeminimiz, yeryüzü kendi etrafında döndürülüyor. Rabbimiz onu bir devir ile bir gece ve gündüz meydana geliyor. Kendi etrafında dönmekle bir de Rabbimiz o yer küresini güneşin etrafında döndürüyor. Kendi etrafında dönmesinin ayrı sanat eserleri ve güzellikleri meydana geliyor, yaratılıyor. Ayrı bir manzaraları, sinema levhaları gibi gösteriyor. Güneşin etrafında döndürmekle farklı manzaraları ve sinema levhalarını bize temaşa ettiriyor. İşte Üstad Hazretleri bu yer küresinin kendi etrafında döndürülmesiyle nasıl harika sanat eserlerini bize gösterdiğini, bir de güneşin etrafında dönmekle harika sanat eserini gösterdiğini ve bunu da ne kadar az bir masrafla ne kadar çok büyük bir şey elde edildiğini bir de okuyalım. Kürey ar şu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı. Eskiden makineler vardı. O makinalardan çıkan ışıklarla karşıda bir perde üzerinde o sinemanın resimleri, manzaraları görülürdü. Günümüzde biraz daha bunlar artık orijinalleşti. Sanki diyor, yeryüzü bu dönüş haliyle bir makine vaziyetini aldı. Evet. Bütün semavatı harekete getirdi. Aslında sema hareket ediyor mu? Ediyor ama biz onları birden göremeyiz. Çünkü çok uzun zamanlarda hareket ediyorlar. Mesela güneşin biz hareketini bir 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika sonra fark ediyoruz değil mi? Hemen birden fark etmiyoruz. Ama gece vaktinde özellikle dünyamız döndüğü için biz döndüğümüzü bilmediğimizden, sanki göklerin manzaraları değişiyor zannediyoruz. Biz dönerken gökte her durumumuzda ayrı bir manzarayı seyrettiriyor Cenab-ı Hak. İşte güneş battı. Yeni yeni hemen yıldızlar çıkmaya başladı. Birden bakıyorsun yıldızlar çoğaldı. Bakarsınız öbür taraftan parlak bir yıldız çıktı. Öbür taraftan ay çıktı. Her biri ayrı bir manzara ve bir manzara ikinci manzaranın aynı değil. İnanmazsanız çekin resimlerini. Bir milyon resim çekin. Hiçbiri biri birinin aynı olmayacaktır. Cenab-ı Hak o yer küresine oturttuğu özel misafirlerini tabiri caizse yeryüzü gemisine oturttuğu o misafirlerini o gemiyi hareket ettirerek kesintisiz olarak gök ve semadaki o sanat eserlerini temaşa ettiriyor. Ne kadar değerli bir varlığız. Ve bunları anlayacak şuurlu varlık insan. Bak o kadar hayvan var. Onlar bunun farkında değiller. E, aynı bizim komşularımız var. Bitkiler. Onlar da bunun farkında değil. Yine komşularımız var, ağaçlar, taşlar, ormanlar, dağlar. Ne kadar büyük varlıklar değil mi? Denizler. Ama onlar bunun farkında değiller. Bunun farkında olmayı Allah bize lütfetmiş. Cenab-ı Hak yer küresini kendi etrafında döndürmek suretiyle kesintisiz manzaraları ne kadar güzel bir benzetme de bir makine gibi her gün ayrı manzara, her an ayrı bir manzarayı yer ahalisine seyrettiriyor. Niye? Bunun farkına varsınlar da aman ya Rabbi ne hakimsin sen desinler diye. Aman ya Rabbi ne büyüksün sen, ne az bir zahmetle ne büyük mükafatları bize ikram ediyorsun desinler diye. Şükretsinler bunlara daha iyilerini vereyim diye. Ya <laughs> Allah Daha mükemmellerin buna lütfedeyim diye. Tanısınlar sahibini, bilsinler, anlasınlar, Marifette terakki etsinler. Kulluk şuuruna ersinler. Onlara daha güzellerini, daha iyi manzaraları ebedi saadet yurtlarında ikram edeyim diye. Allah, Allah Maşallah. Bütün semavatı harekete getirdi. Bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Velillahi cunudu semavati vel Ordu ifadesi Kur'an'da geçiyor. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Nasıl bir ordu manevraları gibi değil mi? Bu gökteki o kadar sayısız yıldızları bir ordu manevrası kolaylığında nasıl sevk ediyor Rabbim? Aman ya Rabb. Onların bir kısmı var ki o ordunun içerisindeki neferler küre arzımızdan milyon defa büyük. Milyarlarca trilyonlarca yıldız sayısını işte tahmin ediyorlar yani işte öyle. Onları sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki ehli fikri mest ve hayran eder. İşte tefekkür dediğimiz manalardan bir tanesi bu. Neden Rabbimiz Kur'an ayetlerinde sık sık göklere bakmazlar mı? Evet. O gökleri nasıl süsledik yıldızlarla? Nasıl keyfe beneynaha, nasıl yaptık, yükselttik, bina ettik yani Türkçedeki dediğim dediğimiz gibi. Ve zeyyennaha, o nasıl süsledik, güzelleştirdik. E nasıl bakacağız? İşte Rabbimizin bu emirleri, bu tavsiyeleri bu anlamda değerlendirmek suretiyle bize örnek veriyor üstadımız. Biz de inşallah o antika sanat eserlerine bakarak Rabbimizin yüceliğini, celalini, kudretini, azametini idrak etmek ve o yüce azamet sahibi olan zata muhatap olmanın şuuruna ererek o gökteki sanat eserlerini bir sinema seyreder gibi aslında en güzel sinemalar bunlar. Sinema mı seyretmek istiyorsunuz? Çıkın dışarıya, balkona, hiçbir yere çıkamazsan sokağa çıkın. Seyredin gökteki sinema perdelerini. Seyredelim inşallah. Öyle şirin ve yüksek manzaralar gösterdi ki, ehli fikri mest ve hayran eder. Allah dedim. Ne kadar az bir masrafla. işte yer küresini döndürüverdi. Değil mi? Peki yer sabit olsaydı o zaman o yıldızları sürekli dünyanın etrafına döndürmek gerekecek ki o manzaraları görelim. Yeryüzü sabit olsa biz de gökleri seyretmek istesek ne olacak? O zaman gökler hep hareket edecek, dünyanın etrafında dolaşacak da biz o. Ama allah Teala dünya yer küresini döndürerek böyle ne kadar kolay, ne kadar az bir masrafla, ne kadar büyük mükafatlar. Allah'ın adet kanunlarında bunların çok örnekleri var. Kaç tane diliniz var? Bir tane. Ama kaç tat alıyor? Yeryüzündeki tatlar sayısınca. Peki Allahu Teala bir dile bütün tatları alacak özelliği değil de her tat için bir dil verseydi kabul etmez mi diyecektik? Kaçtı baktık bir torba. Hayırdır vallahi işte bu, şah, bu. dil torbası. <laughs> bir de göz torbası. E, bu da renkleri fark etmiyor. Bir de kulak torbası. Bu da ses. Öyle değil ki ya. Bu da akıl torbası. Bu da manalar anlamak için. Elhamdülillah. Bir dil ama bütün yeryüzündeki tatlar. Bir göz ama bütün kainattaki renkler, şekiller, görüntüler. Bir kulak bütün sesler. E bu hikmetiyle, hikmetini böyle gösteren Zat-ı Zülcelal ve Zülkemal ve Zülcemal aynı hikmetini yeryüzünü böyle kendi etrafında döndürmek suretiyle de gösteriyor. Ve sayısız sinema perdelerini ve her bir de ayrı orijinal olarak her gün her an bize, yer ahalisine hiç kimseyi de kavga ettirmeden parasız bedava seyrettiriyor. Evet. Telif hakları yok. <laughs> Şükür. Hank. Lezzetle ve zevkle. Ya. Ne kadar az bir masrafla ne kadar çok ve büyük ve garip ve acip Ali ve gali işler görülüyor. Evet, bunu Cenab-ı Hak bize hissettirsin. Üstad Hazretleri hissedar olmak istersen diyor, bazı hislerini paylaşmış bizimle. Bu noktadan iki nükte-i imaniye hatıra geldi. Birincisi, çok harika bir nükte, ikisi de. Birkaç gün evvel bir misafirin bana sual etti. O şüpheli sualın esası şudur. Hani yer küresi kainat içerisinde bir nokta gibi. Burada yaşayan insanlar, cinler, mesul olarak yaratılmışlar ve bunlar burada yaşıyorlar, sorumlu varlıklar. Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Cehennemin yeriyle ve cennetin yeriyle ilgili risanurda bazı yerler var, göklerin üzerinde yıldızlar diyor mesela bazı yıldızlar bir bize bakarlarmış bu taraflara, bir cennete bakıyorlar. Demek ki biz yıldızlara yükselebilsek ama hangi yıldızlar bilemiyoruz. Hangi semanın yıldız tabakaları onu da bilemiyoruz. Belki oradan yıldızlar gibi de gözlerimiz olsa sadece yıldıza yükselmek yetmiyor. Yıldızlar gibi de gökler gözlerimiz olsa belki cennetin bazı tereşuhatını görebiliriz. Çok uzak yani buraya. Peki cehennem? Cehennemde çok büyük onu da göremiyor. O da yerin altında. Çok büyük bir alem teşkil ediyor. Belki de bugünkü dedikleri kara deliklerden çok daha büyük kara delikler özellikleri taşıyor. E bu kadar uzak olan biz birkaç yüz metre yukarıya çıkamıyoruz. Ve yerin altına inemiyoruz böyle bir birkaç bin, üç bin, dört bin metre inelim desek inemiyoruz. Peki cennet ve cehennem pek çok uzaktır. O zatın sorduğu sorunun özeti. Haydi ehli cennet lütfu ilahiyle berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler. Haşre girdik. Peki haşirden cennete, ehli cennete nasıl uçulur? Işık hızıyla. Işık hızıyla güneş dünyamıza ışığını 8 dakikada getiriyormuş. Yani Allah'ın lütfuyla ışık güneşten buraya 8 dakikada geliyor. 150 milyon kilometre. Allahu Teala haşir meydanından ehli cennete cennete gidici olanları ışık hızıyla götürebilir lütfuyla. Ya da Burak. Burak daha hızlı. Burak hızıyla da götürebilir. Berk hızıyla veya Burak hızıyla. Haydi onların böyle gittiğini farz edelim. Üstad Hazretleri bununla ilgili iki ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Bir ayette Rabbimiz buyuruyor ki, sizin saydığınız bin sene Allah katında bir gün. Sizin saydığınız elli bin sene Allah katında bir gün. Yani Allahü Teala'nın kainatta öyle alemleri var ki biz 50 bin sene yaşıyoruz, o alem daha bir gün yaşamış. Bundan bir ayetten işaret çıkarıyor. Haşir meydanında insanlar bin senelik mesafeyi takva kuvvetine göre, iman, ihlas kuvvetine göre bin sene yürüyerek gidilecek bir mesafeyi bir günde kat edecek. Evet. Ama bazı ehli takva insanlar 50 bin sene ile yürüyerek gidilecek mesafeyi ona da bir günde nasip edecek. Cenab-ı Hak bize böyle bir geçişi nasip etsin inşallah. Tabi hani Rabbimiz cehennemin tarafını göstermeyip ha bu yol cennete gider buradan yürüyecek dese o da bir lütuftur ama Cenab-ı Hakk'ın lütfundan, sonsuz ihsandan isteriz bekleriz arzu ederiz ki o bize hayal hızıyla inşallah bir anda cennete gitmeyi nasip eylesin. Haydi diyor soruyu soran kişi. Ehli cennet cennete latif olduklarından, nurani olduklarından böyle uçu versinler gitsinler. Peki fakat ehli cehennem cehennemlik olanlar sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların büyük tehdit var burada. Cisimlerin ağırlıklarından ve büyük ve ağır günahlarının yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile? Cehenneme nasıl gidecekler? Allah Allah. Evet. İşte hatıra gelen şudur. Bu soruya verilecek cevap şöyle. Nasıl ki mesela Amerika'da bütün milletler umumi bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de bahri muhiti kainatta, hani gemilerle insanlar Amerika'ya gitti. Her ülkeden farklı gruplar grup grup Amerika'ya gittiler ve gemileriyle Amerika'ya indiler. Ne kadar güzel ben. Bahri muhiti kainat. Kainat büyük denizinde, okyanusunda. Yani büyük okyanus, Türkiye'de, dünyada büyük okyanus var değil mi? Dünyanın şartlarında büyük okyanus. Bir de kainat okyanusu var. Üstadımız buna değişik manalar veriyor. Nasıl ki diyor denizin içerisinde balıklar, evet, kainat denizinde de yıldızlar o görevi görüyor. <laughs> ne kadar güzel. Hani biz bazen denize baksak biliriz ki deniz boş değil. Suyla dolu. Ama biz buna rağmen yine balıkları içinde görürüz değil mi? Balıkları böyle biraz da su berrak olsa, temiz olsa. Demek ki şu kainat da boş değil. İçi dolu. Esir maddesiyle, havayla, değişik maddelerle ve göremediğimiz değişik nurani varlıklarla, melekelerle, ruhanilerle bir de yıldızlarla dolu. İşte o yıldızlar o denizdeki tabiri caizse balıklar vazifesini gör. Onlar da bir gemi gibi, bir balık gibi şu büyük kainat okyanusunda böyle bir hayal edelim. Bir senede 25 bin senelik uzun bir seyahate alışan kürey arz. Yer küresi yaratıldığı zamandan bugüne kadar her yıl güneşin etrafında dört mevsim dolaşır. Bunu diyor üstadımız takriben bir insan yürümeyle gitmeye çalışsa 25 bin değil mi öyle anlıyoruz? 25 bin sene. Bir de okuyalım bir senede 25 bin senelik uzun bir seyahata alışan küreyi arz. Cenab-ı Hak böyle Mevlevi gibi yaratıldığı günden bugüne döndürüyor güneşin etrafında yer küresini. Hem kendi etrafında döndürüyor hem güneşin etrafında. Hem de güneşle beraber başka alemlere doğru yürütüyor, sevk ediyor. Bu kainat denizinde bu kadar gezmeye, yürümeye, koşmaya alışan bu yer küresi, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına ne yapar? Boşaltır. Benzetmek güzel değil. Nasıl insanlar, gemiler, ben bu ben bu denizde nasıl yüzeceğim? Bin kilometre nasıl yürü? Kardeşim yüzmene gerek yok. bin gemiye Allah'ın yarattığı bu suda, Allah'ın yarattığı gemiyle, onun yürütmesiyle, çünkü gemileri yürüten Allah'tır. Rüzgar da yürütmez, motorda yürütmez. Motoru çalıştıran da Allah'tır, rüzgarı çalıştıran da Allah'tır. İnsanlar birer vesiledir. Nasıl ışığı güneş yapmaz, Allah yaratır. Nasıl ışığı güneş getirmez, Allah getirir. Nasıl ışığı gözümüz görmez, Allah gösterir. Onun gibi. Dolayısıyla gemilere bilen insanları nasıl gidecekleri götürürse, şu yeryüzü gemisi de üzerindeki ahaliyi ölenlerle beraber, içindekilerle beraber ne yapar? Haşir meydanına döker. Haşir meydanı nerede kurulacak? Ha. İşte onu da başka yerde anlatayım şu Hazretleri. Onu bildiğimizi farz ediyor. Onu biliyorsun da olsa başka yerde anlattım ben diyor. Güneş etrafında yer küresi dönüyor. Ne zamandan beri? Güneş ve dünya yaratıldığı zamandan beri. Ne zamana kadar? Kıyamet kopuncaya kadar. İşte diyor bu yer küresi, Güneşin etrafında öyle rastgele bir dönüş yapmıyor. Yani bu dönüşü de bir hikmete bağlıdır. Allahu Teala yarattığı, yaptığı her şeyin sayısız hikmetleri vardır. İşte bu yer küresinin güneş etrafında dönmesinin bir hikmeti ileride kurulacak haşir meydanının sınırlarını çiziyor. E zaten onun dolaştığı istikamette haşir yaratılacak. İşte o haşir meydanına götürüyor bizi. Kıyamet kopunca o haşir meydanına bu gemi içindekileri ne yapacak? Boşaltacak. Peki nurani olanlar, cennetlikler latif olduklarından cennete uçacaklar. Cehennemlikleri cehennemlikler zaten haşir meydanının altında olduğunca için cehennem. Onların uçmalarına gerek yok. Ya Allah muhafaza eyle. Günahlarımızın ağır yüklerinden Allah bizi halas eylesin. Evet. Maşallah. Hem her 33 metrede bir derece hararet tezahüt ettiği delaletiyle. Biliyorsunuz hafriyat dediğimiz yer kazmalarında 33 metrede bir derece artar diye okuyoruz değil mi? Ee, fen kitaplarında, fizik kitaplarında okuyoruz. Hararet artıyor. Her 33 metrede bu anlayışa göre, bu izaha göre merkez arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan derece hararetine muvafık 200 bin derece harareti taşıyan maşallah. O mama tabakasının merkezindeki ısı değerinin 200 bin santigrat derece olduğu söyleniyor. 200 bin santigrat derece. Bu da küçük cehennem bu karnındaki cehennemi de yer küresi ne yapacak? Üzerindeki ahalisini haşi meydanına boşalttı. Peki Çin karnındaki o cehennemi suğrayı ne yapacak? Küçük cehennemi. Bir şey daha. Hadisin rivayetine göre dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini. Peki Cenab-ı Hak yerin karnındaki bu ateşi çok hikmetler için yaratmış da birkaç hikmet de şöyleymiş. Hatta ben bazen diyorum, bazen derslerde de söylüyorum. Cenab-ı Hak yerin karnında bir fırın yaratmış. Onunla yerin üstündeki gıdaları pişiriyor. Yukarıda da bir ateş yaratmış. Onunla da pişiriyor. Yani nasıl fırının altı ve üstü beraber çalışırsa, yer küresinin hem altı çalışıyor 200 bin santigrat dereceyle hem de yukarıdan güneş Rabbim iki taraftan yüzünü bir böyle. Bir de diyor yer küresinin karnına yerleştirdiği bu cehennem ateşi büyük cehennemin iki görevini ifa etmiş dünyada. Nerede? Dünyada ve berzahta. Dünyada malumunuz bazı azgın kavimlerin yanardağlar vasıtasıyla o ateşle cezalandırılmaları söz konusu. Cezalandırılmışlar o yanardağlarından püsküren lavlarla. Pompei bunun en güzel örneklerinden birisi. Bir de berzah alemine giden ama günahkar olarak vefat edip cehennem çukurlarından bir çukura girenlerin de bu ateşle cezalandırılıklarını hissediyoruz, anlıyoruz. Hani peygamber buyurmuş ya, hadisle rivayet edilmiş. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Onun için yerinin karnındaki bu cehennemi suğra, küçük cehennem büyük cehenneme ait olan bazı görevleri bu dünyada ve berze hayatında görmüş ve halen görüyor. Hafazan Allah. Maşallah. cehennemi kabul etmekte zorlananlara en güzel örnek. Yani cehennemi kabul etmekte zorlananlara işte yani Güneş. Sana bir cehennem çek nurunu güneşin ışığını çekin, nurunu çekin hasana cehennem. 20 milyon santigratmış merkezindeki ateşin derecesi. 20 milyon. Aman ya Rabbi. İşte bu ateşini, yerin karnındaki bu ateşini, yer küresi zeminimiz ne yapar? Cehenneme döker. Hani Haşın altında ya cehennem. Cehenneme boşaltır karnındaki o cehennemi. Kendisi ne olur peki yer küresi? sonra emri ilahi ile daha güzel bu bir ayettir. Yevme tübeddelul art gayral art. Allahu Teala buyuruyor ki yer küresini başka bir yer küresine çevrildiği gün işte kıyamet koptuktan sonra Rabbimiz bu yer küresini zayi etmeyecek. Ahalisini haşir meydanına boşaltacak karnındaki ateşi cehenneme dökecek. Yer küresinde Rabbimiz daha güzel bir surete çevirerek daha güzel bir de ve baki burada fani sürekli eskiyor. Orada baki bir surete tebettül eder. Ahiret aleminden bir menzil olur. Ebedi alemde yer küremiz ebedi aleme uygun, ebediyete uygun bir şekle getirilerek oradan bir alem olur. Maşallah. Hatıra gelen, işte bunları o şeyde gökleri seyrederken hatırına gelmiş bunlar. Ve bu hissiyatla gökleri ve yer küresini seyretmiş. Aa, onun için Cenab-ı Hak bizim ömrümüzü bereketli kılsın. Ha, bazen uzun ömürden çok arzu eder. Çok uzun, çok uzun ömürlü olmak maddi anlamda Rabbimiz verirse lütuftur. Ama önemli olan verilen ömürlerin bereketli olmasını sağlamak. Adam bir tarlaya 10 yılda ektiğini aldığını bir başkası bir yılda alıyor. Değil mi? Adamın 10 yılda yaşayıp da kazandıkları adam bir günde alıp götürüyor. Bir günde. Tabi. Öyle bereketli geçirmek lazım ömrümüzü. Ömrümüzü öyle bereketli geçirelim ki Eski zamanlarda yaşamış, bin yıl yaşamış insanların kazandıklarından fazla şey kazanabilelim bereketli olarak. Hatıra gelen ikinci nükte. İkinci nükteye de okuyup dersimizi bitirelim inşallah. Sani Kadir, Fatır Hakim, Vahidi Ahad. Allah'ın isimlerine dikkat edelim. Kemali kudretini ve cemali hikmetini ve delili vahdetini göstermek için. işte kainatın ve bizim yaratılmamızın hedefi bu. Allah kendi isimlerinin sıfatlarının tecellilerini bize göstermek istiyor. Görelim, hissedelim ve o zatın isimlerinin varlığını anlayalım, sıfatlarının varlığını anlayalım, şunatın varlığını anlayalım diye bu kainatı ve bizi yaratmış. Ve bizi böyle diğer varlıklardan farklı yaratmış. Burada üç tane isim kümesi, isim grubu. Mesela Sani Kadir arkasından diyecek ki Kemali Kudretini. Sonra Fatır Hakim diyecek ki Cemali Hikmetini. Sonra Vahidi Ahad diyecek ki Delaili Vahdetini göstermek için. laf neşri müretteptir bu edebiyatta, sanattır. Üç tane özellik sıralıyorsunuz. Sonra o özellikleri sırasına göre aynı şekilde açıklıyorsunuz. laf neşri mürettep. Bakın şu güzelliğe. Allahu Teala'nın isimlerini sani Kadir, fatır Hakim, vahid Ahad. Sonra sırayla bu özelliklere sahip olan Rabbimiz neyini göstermek istiyor? kemali kudretini, kudretinin en mükemmelliğini, cemali hikmetini, hikmetinin güzelliklerini, delaili vahdetini, birliğinin, tekliğinin, yektalığının da delillerini göstermek için pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. Bazı sözleri demiştim, demiştim ki eğer bütün eşya bir tek zata isnat edilse vücub derecesinde bir suhulet bir kolaylık peyda eder. Vahdette kolaylık vardır. Şirkette zorluk vardır. Çoklukta zorluk vardır. Vahdette kolaylık vardır. İnsanlar bunu aslında dünyada çok örneklerini görüyoruz da bazen ya akıl almadığından ya da vicdanen, vicdanının sesini dinleyemediğinden yanlış yorumlara gidebilmekteyiz. Mesela bir örnek verelim. Yeryüzünün ve bir de birçok seyyarenin ışığını bir tek güneş veriyor. Tek güneş. Değil mi? Yani bütün ışıkların kaynağı güneş. Rabbimiz güneşten gönderir. Yeryüzünü çeken yerçekim kanunu kaç tane? Bir tane. Bir yerçekimi kanunu Yeryüzündeki bütün... Sizin ruhunuz kaç tane? Kaç trilyon hücremizi idare ediyor? 70 trilyon hücre. Ağaç kaç tane? Bir tane. Bütün ağaçların meyve, bir ağacın meyveleri kime bağlı? Tek ağaca bağlı. Aslında vahdette kolaylık var ve dünyada biz örneklerini görüyoruz. Çokça görüyoruz. E bunlar Allahu Teala bize gösteriyor ki ta onun kudretini anlayalım, hikmetini anlayalım, ve tekliğini, yektalığını anlayalım, birliğini anlayalım diye. İşte ona birkaç örnek verecek inşallah. Eğer eşya, bu yaratılan varlıklar müteaddit sanilere haşa, bir yaratıcıya değil de birçok yapıcıya, yaratıcıya haşa verilse, esbaplara isnat edilse ya da kainatta gördüğümüz sebeplere bağlı kılınsa, işte mesela diyelim bir çiçeğin yapılması için ne lazım? Yaratılması sebep olarak tohum lazım, toprak lazım, su lazım, hava lazım ve ısı, sıcak. Evet, evet ziya. Peki bu sebeplere verilse eğer, o zaman diyor imtina derecesinde, imkansız şekilde bir suubet, bir zorluk, bir müşkilat, problemler ortaya düşer. Çünkü bir zabit gibi veya usta gibi bir tek zat kesretli efrada ve kesretli taşlara bir fiil ile bir hareket ile ve suhuretle bir vaziyet verip bir netice hasıl eder ki burada hem aynı zamanda tevhidin ispatı hem de tevhidin kolaylığının ispatı söz konusu. Hakikaten hayatımız hep bunlarla dolup geçiyor. Günlük yaşantılarımız bunlarla e, şekilleniyor. E, bazen insan bunların farkına varamayabilir Allah korusun. Sebeplere çok fazla aşırı değer verebiliyor. Sebeplere, sebepler kadar değer vermek gerekiyor. Her şeye yeterince kıymet vermek lazım. Sebepler Allah'ın koyduğu perdelerdir. Ben bu perdelere Allah'ın izni kadar riayet ederim. Allah'ın müsaade ettiği kadarla riayet ederim. Perdedir ya. Yani. Cenab-ı Hak ne kadar izin verirse o kadarını yaparım. Ama yine sonucu Allah yaratır. Çünkü sebepler de yaratan Allah, onlar da yaratan Allah. Bir zabit, bir subay, bir komutan veya bir usta, bir tek zat, tek kişi bu. kesletli efrada bir orduya bir arş emri hareket veriyor mu? Evet. Peki bir orduyu bir komutanın arş emriyle hareket ettirmesi mi daha kolay? Öte öt öt gelecek veya bir usta taşları bir araya getiriyor, bir bina yapıyor, bir şekil veriyor. Bu mu kolay? Bir hareket ile veya bir suhuletle bir vaziyet verip bir netice has eder ki, eğer o vaziyeti alması ve o netice ihtisal etmesi o ordudaki efrada ve o direksiz kubbedeki taşlara havale edilse. Efendiler bu binlerce kişinden meydana gelen orduyu bir e, subayın, bir komutanın sevk idaresi zordur. Ama askerlerin kendilerini idare etmeleri kolaydır. Öyle bir şey olur mu ya? Yüz bin kişilik bir orduyu askerler diyorlar ki siz kendiniz intizamlı ve düzenli yürüyün. Haydi buyurun. Ne kadar güzel bir örnek değil. Mi? Ya da usta diyor ki taşlara. hadi taşlar siz ya şey biz diyoruz can. Haydi taşlar siz kendiniz yapın bu binayı. Aynen budur diyor. Kainattaki idarenin, şu taşların düzeninin ve şu ordunun intizamlı manevralarının düzen ve intizamını, tertibini, yaratılmasını, var edilmesini, sevgi idaresini eğer bir tek zata vermezsen o zaman diyeceksin ki, ey yıldızlar siz kendiniz düzenlenin. Göklerde kendiniz durun boşlukta. Demek lazım gelirdi. Veya haydi ey bedenimdeki hücreler siz yapın bu evi. Hücreler yapacakmış bu evi. Eğer Allah'ın sani olduğunu, kadir olduğunu, vahit olduğunu kabul etmezsek o zaman böyle imkansız. Onun için akıl, mantık bir zatın idaresinde olmaya kabul eder. Bizim Erzurum'da bir profesör abimiz, ismini vermeyeceğim. <laughs> Kendisi liseli yıllarda medreseye gidermiş. Medresede de özellikle genç kardeşlerimize meyve risaleleri şu okunur. Orada okuduğu derslerden özellikle aklında kalan şu, İrsanur'dan kalan şu cümle aklında kalmış. Bir köy muhtarsız, bir iğne ustasız, bir harf katipsiz olmaz. Nasıl şu harika kainat, sahipsiz, ustasız olabilir. Böyle kafasında kalmış gençlik yıllarından. Sonra üniversiteye gelince ateistlerin arasına kalmış. O zaman siyasi çalkantı var. Okul okumam için diyor, mutlaka bir grubun yanında yer almam lazımdı. Neyse diyor, ateistlerin yerine düştük diyor. Yurtta onlarla beraber kalıyoruz. Ya onların okuduğu kitapları okuyorum, okuduğum bilgileri başkalarına anlatıyorum fakat bir türlü ateist olamadım diyor. Neden hep bu cümle karşıma çıkıyordu? Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katifiz olmaz. Sen nasıl ustasız katifiz olursun? Bir türlü diyor beni şey yapamadılar. Ateist, komünist yapamadılar. Bir cümle. Hakikaten yani. Mantık. Ya gidin şeyin deniz kenarına. Orada bir yapı görseniz bunu kim yaptı dersiniz. Ya bu herhalde rüzgar esti, yağmur geldi, bilmem ne oldu, oldu demez kimse şey ya. Yani. Çöle gidin. Orada basit bir kulübe görün. Aa, bu birileri var burada dersiniz. Bak hemen. Yani insana Allah niye bu özelliği vermiş? Yani gözümü açtık baktı ki aa bir kainat bulduk elimizde. Bir beden bulduk kendimizde. Aman ya Rabbi bu bedeni kim yaptı? Diyelim diye. Bu kainatı kim dizdi böyle? Kim düzenledi diye. Değil mi ya? Onun için iki kişi karışsa diyor, karıştır. Ayet var. لَوْ <laughs> كَانَ Eğer bu göklerde ve yerde ilahlar olsaydı, لَفَسَدَتَا <laughs> fesada uğrardı, perişan olurdu, darmadağın olurdu. Olmaz zaten. Çünkü sonsuzun ortağı olmaz. Yaratıcı sonsuz olmalı, ebedi ezel olmalı, ebedi ve ezel olanın da ortağı olmaz. Pek çok fiillerle, pek çok müşkilatla, pek çok karışıklıklarla ancak yapılabilir. İşte bu kainattaki raks ve deveran, seyru cevelan, ve temaşayı tesbih ve şan ve fusul erbaa dört mevsim ve gece gündüzdeki seyran gibi efal hani o gece vakti yer küresinden gökleri seyrediyor ya bir dağın tepesinde yüksek bir irtifada işte o manzarayla aman ya Rabbi bu yer küresi kendi etrafında dönerek ve güneşin etrafında döndürülerek meydana getirilen dört mevsim farklı farklı manzaraların yaratılması şu kainattaki seyir seyahat, hareket, akış, dönüş vahdete verilse, bire verilse, bir tek zat, bir tek emirle, bir tek küreyi tahrik ile mevsimlerin değişmesindeki acayip bir sanatı yani yer küresini döndürmekle sadece düşünün. Yer küresine dön demekle hem kendi etrafına hem güneşin etrafına dön demekle bir hikmeti ve yıldızların ve şems ve kamerin suri hareketlerinde aslında hareket eden biziz. Ama zannediyoruz ki güneş dönüyor. Şeklen güneş döner gibi geliyor bize. Ay dönüyor gibi geliyor bize. Yıldızlar dönüyor gibi geliyor bize. Ama gerçekte biz dönüyoruz. Ama bizi döndürmekle kainattaki bu varlıkların sureten dönmesini hissettirir gibi. Suri döndürme yani. Görünüşte döndürme gibi bu manzarayı bize lütfediyor Rabbimiz. O ali vaziyetleri ve gali neticeleri istihsal eder. Çünkü umum mevcudat ordusu onundur. İstese arz gibi bir neferi yani Allah-u Teala'nın öyle büyük neferler var ki askerleri Allah-u Teala'nın bir an emrine aykırı hareket edemiyor. Şu güneş o büyüklüğüyle, o azametiyle bir an o yüce zatın dizgininden, emrinden dışarı çıkamıyor. Aslında bunlar bize bir ders. Şu yeryüzü, yer küresi, bu büyük gemimiz sema boşluğunda, sema denizinde yüzerken Cenab-ı Hakk'ın izninden dışarı çıkmıyor, çıkamıyor. Kendisine emreden istikamete dönmek zorunda. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan etmiyor, edemiyor. Aslında bunlar bize bir ders. Ey insanı aciz, ey insanı zayıf, bir mikroba yenilen ey insan. Bu koca küreler, koca kainat, bir ordu sübhani olarak o zatın emrine itaat ediyor da, onun emrine bir an olsun isyan etmiyor da, sen neye güveniyorsun da o zatın emirlerine karşı geliyorsun diye bize ders veriyor hal diliyle. Daha nasıl ders versinler ya? Allah daha mahlukatın emrine uyduğunu bize nasıl göstersin? Evet. Çünkü umum mevcudat ordusu onundur. İstese arz gibi bir neferi umum yıldızlara kumandan tayin eder. Ediyor diyor değil mi? Sanki yer küresi yıldızların kumandanı gibi. Döndürüyor bak. Arş emri verir gibi. Ey yıldızlar şu manzarayı gösterin der gibi. Öyle çok hoş bir edebiyat sanat yapıyor yani. Harika bir sanat yapıyor. Konuşturuyor yani. İntak sanatını kullanıyor. Barakallah. Güneş ne yapıyor? Koca güneşi ahalisine ısıtıcı ve ışık verici bir lamba, bizim için bir lamba. Ayettir bu. Size güneşi hizmetkar kıldım diyor Rabbimiz. Sizin için bir ışık, bir ziya kıldım diyor. Evet. Ve, ve elvan, nukuşu, kudret olan Fusul-i da Yani Cenab-ı Hakk'ın farklı nakışlarının Renklerinin göstergesi Tabirca ise O ressam zülcelalin Attığı fırçanın Farklı renklerdeki göstergelerdir Mevsimler İlkbaharda ayrı bir fırça atıyor yer küresine Farklı farklı manzaralar Yazın ayrı fırçalar atıyor Ya mülevvin ismiyle Ey renklendiren ismiyle Kışın ayrı fırça atıyor ve işte bu farklı renklerinin göstergelerini her mevsimde Cenab-ı Hak göstermek suretiyle kudretini, hikmetini ve vahdetini bize göstermiş oluyor. Evet. Bunu da diyor bir mekik ve sahayfi kitabı hikmet olan gece gündüzde bir yay yapar. Her bir gününe ayrı bir şekilde bir kameri göstererek Evkatın hesabı için takvimcilik yaptırır. Ay da bir takvim olmuş bizim için. Evet. Mevaqitul linnas. İnsanlar için vakitleri belirleyen bir takvim. Ay. Ayın başı belli, ortası belli, sonu belli. Hiç, hiç elinizde bir kağıt kaleme gerek yok. Kameri aylara göre yani. Ay yılına göre. Ve yıldızları kendilerine raksa gelen ve cezbeden, raks eden melaikenin ellerinde süslü ve şirin, parlak, nazenin misbahlar suretini ve sanki hani insanlar ellerine bir ampul alır veya bir e, lüküs değil mi? Eskiden vardı lüküsler. Şimdi elimizde şeyler alıyoruz elektrik gidince. Böyle ışıldaklar alıyoruz. Işıldakları elimizde önümüz aydınlatıyor değil mi? Sanki diyor yıldızları da Cenab-ı Hak meleklerin ellerine vermiş birer lamba gibi hayal eder. Aman ya Rabbi, bu ne bakış, ne tefekkür, ne hissiyat. Evet, bugün terasa çıkıp bunu okuyup, hatta bugün dağlara çıkıp, bir gün biz Erzurum dağlarına çıktı Burhan kardeş yıldız nami okudu bize gece, bir ışığın ampulünde. Bunlar hissedelim diye Allah razı olsun. Arada bir yapmak lazım ki bu güzel hisselere hisseder olalım. Evet, maşallah. Arza ait çok hikmetlerini gösterir. Eğer bu vaziyetler umum mevcudata bu özelliklerin tamamı, umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih olan bir zattan istenilmezse, bütün bu faaliyetler özellikleri bir tek zatın yaptığı kabul edilmezse, haşa Allah korusun. O vakit umum güneşler, yıldızlar hakiki hareket ile ve hadsiz bir süratle hadsiz bir mesafeyi her gün kat etmeleri lazım gelir. Güneşin o zaman güneş dünyanın etrafına dönecek, yıldızlar dönecekler, onlar kendileri, binan taşları kendileri bunlar yapacak. Haşa ve kella. Hakikaten yani bu kainatı bir yaratıcıya vermezsen, sebepler kendileri yapıyor desen ne kadar muhal, ne kadar yanlış. Ne kadar akıldan uzak, vicdandan uzak bir şey. Ama insan işte. Hafazan Allah. Allah muhafaza eylesin. Mesela. İşte vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette nihayetsiz suubet bulunduğundandır ki ehli sanat ve ticaret kesrete bir vahdet verir. Ta suhulet ve kolaylık olsun. Yani şirketler teşhir ederler. Bak bir yerde birleşiyorlar ki daha fazla kazanalım dedi. Tek şirket altında toplanıyorlar. İnsanlar bile bak tek cemaat altında toplanıyorlar. Tek grup altın toplanıyorlar. Daha kolay hareket olsun diye. Bir yere beş arabaya gideceğiz diyor ya. beş arabaya gitmeyelim ya zor olur. Tek arabaya gidelim. Bak büyük arabalar bir araba. Hep böyle tekliğe doğru. Ya idarecimiz tek olsun ya iki iş idareci olunca problem çıkıyor. Tek adam idareci olsun. Bak ruhumuzun idarecisi de bir değil mi? Tek, bedenimizi tek ruh idare ediyor. Elhasıl dalalet yolunda nihayetsiz müşkilat var. Hidayet ve vahdet yolunda nihayetsiz سهولات قلاي القوى الله احد الباقي هو الباقي سيد نرسي رحمه الله عليه واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه